Yazar gerçekleri kurgulamaktan, okur da kurgulanmış ki karakteri gerçek sanmaktan, orada kendini görmekten hoşlanır. Bu parçaya göre en uygun başlık hangisi olabilir? Burada yazarın bakış açısının kurgulamak olduğu, okurun bakış açısının ise gerçek sanmak olduğu belirtilmiş. Demek ki biri kurgu penceresinden bakıyor, biri gerçek penceresinden bakıyor. Böyle bir durum ortaya konulduğu zaman ee, anlatmak istenen durum kurgu ve gerçeklik olduğu için iki kelime özetlediğimiz zaman birinde kurgu birinde gerçeklik olduğu için kurgu ve gerçeklik konumuzu özetleyen ifadeler olduğundan başlık olmaya müsait. Doğru cevap C'dir. Hangisi bu parçada savunulanları destekler niteliktedir? Parçamızı e, incelediğimiz zaman paranın e, gerekli bir kaynak olduğu belirtilmiş. Sonrasında ise para kazanmanın meşru olması gerektiği belirtilmiş. Bir insan para kazanmak için insani değerleri reddetmesi, yalana, zorbalığa vesaireye başvurması kabul edilir bir durum değildir denilmiş. Demek ki para değerlidir ama parayı elde etme yolu da önemlidir. Elde etme yolu da önemlidir vurgusu yapılmış. Meşru yollardan elde edilmesi gerektiği dile getirilmiş. Ee, imkansızlık dile getirilmediği için A cevap olamaz. Ee, para yalnız bireyin kendisi için değil ailesi için de gereklidir vurgusu yapılmıyor burada. Paranın önemli olduğu ailesi için de önemli olduğu belirtiliyor fakat paranın elde edilmesinin e, meşru olması gerektiği de dile getirildiği için biraz güdük kalıyor diyebiliriz. D'den devam ettiğimiz zaman e, saygınlık vurgusu yapılmamış. E, para kazanmada amaç bireyin hem kendisinin hem de ailesinin zor durumda kalmasını engellemektir diyebiliriz. E, fakat burada paranın elde edilmesi dile getirilmediği için bu da güdük kalıyor. Paranın insan için yaşamsal bir kaynak olması dile getirilmiştir parçanın baş kısmında. Ama doğru şekilde elde edilmesi gerektiği, meşru şekilde elde edilmesi gerektiği dile getirildiği için doğru olmayan yollarla elde edilmesinin meşru olmadığı dile getirilmiştir. Doğru cevap C'dir. Bu paragrafa en uygun başlık hangisidir diye sorulmakta. Parçamızı incelediğimiz zaman geçmiş ve bugünün karşılaştırıldığını görmekteyiz. Geçmişte insanlar için erdemli olan şey neymiş? Kendini bilmek. Bugünün dünyasında ise insanlar için önemli olan şey ne? Kendin olmak. Kendin olmak için kendini göstermen gereken bir çağda yaşıyorsun diye de eklenti yapılmış. Gösteri çağı biraz gülük kalmakta, geçmişle bağlantı kurmamakta ee, kapsayıcı bir ifade bulmamız gerekmekte parçamızın başlığı olması için ee, başkası olma kendin ol diyebilir miyiz kendin ol vurgusu yine bugünü karşılamakta ee, burada geçmişten geleceğe dolu bir yol alış ortaya konulduğu için geçmişte böyleydi şimdi böyle oldu vurgusu yapıldığından parçamız aslında bunun özeti kendini bilden kendin ola geçişi aktaran bir yapı var bu da kendini bilmekten kendini olmaya doğru bir geçiş olarak alınabilir. Doğru cevap C'dir. Hangisi bu parçada savunulanları destekler niteliktedir diye sorulmakta. İnsan oğlunun hafızasıyla tarla arasında bir bağlantı kurulmuş ve tohumu derine ekmekle bir somutlama yapılmış. Ne kadar derine ekerseniz o kadar güçlü, sağlıklı bir bitki yetiştirirsiniz. Bir düşünceyi tohum gibi hafızanızda da derine işlerseniz... ...yerleştirirseniz sağlam olur, yok olması zor olur denilmekte. Baktığımız zaman e, küçümsenme vurgusu söz konusu edilmediği için A seçeneğini eleyelim. E, kuvvetli hale gelmesi için teorinin pratiğe dökülmesi gerektiği, uygulamaya dökülmesi gerektiği dile getirilmemiş B'yi eleyelim. E, i̇nsanlar düşündükleri için hafızalarına çok dikkat etmeli midir peki? Hafızaya dikkat etmekten bahsedilmiyor burada. Düşünmenin hafızaya zararı veya faydası dile getirilmiyor... D'yi de eleyelim. E, hafıza bir denizse balıklar da e, düşünceler midir? Böyle bir vurguda yapılmamış. Burada hafızaya düşüncenin nasıl yerleştirildiği üzerinde durulmakta. Tohumun derine yerleştirilmesi gibi sağlam bir yerleştirme yapılması gerektiği dile getirildiği için ne kadar iyi yerleştirirseniz o kadar zor kaybedersiniz, o kadar sağlam olur vurgusu yapabiliriz düşünceler. Doğru cevap C'dir. Asıl kılmak istenen düşünce hangisidir diye soruluyor. Parçamızda hatıralar üzerinde durulduğunu görmekteyiz. Hatıraların e, somut bir şekilde karlara benzetilerek anlatılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Karlar e, her sene üst üste yağmakta, bir kısmı erimekte, bir kısmı kalmakta ama üst üste yağmakta, birbirine karışmakta, birbirinden ayrılmaz olmakta, bulanmakta, şekillere bürünmekte. Bazı yanılsamalarla ortaya çıkmakta ama kaybolmamakta denilmekte. Yani burada Umut dile getirilmiyor, ee, yeniden yaşandığı anlatırken dile getirilmiyor, geçmişi unutabiliriz ama geçmiş bizi unutmaz vurgusu yapılmıyor, geçmişin unutulmadığı, kaybolmadığı dile getirilmekte, ee, an geçici, anı kalıcıdır, anının unutulmadığı dile getirilmiş fakat bu ifade güdük kalmakta, bunlar cevap olamaz. Hatıralar sürekli yağan kar gibi zihnimizde kat kat birikiyor, birbirine karışıyor, yanılsamalarla, silikleşmelerle devam ediyor ama kaybolmuyor vurgusu yapıldığı için. Hatıralar silinmez ama yanıltıcı yönler birbirine karıştığı için barındırabilir diyebiliriz cevap olarak. Doğru cevap A'dır. <laughs>